Gurbette 60 yıl. 1961 yılından itibaren Türkiye'den başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye işçi akını olmuştur. Önce bir biraz para kazanayım geri döneyim diye düşünenler sonradan buralarda kalıcı olup şu anda 60. yıldayız. Dünkü videomda sizlere ne açıkladım? Cumhurbaşkanımız Almanya'da yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın öncündeki toplantıya videolu mesaj gönderiyor. Ve gurbetçinin yanında olmaya olmayı sürdüreceğiz. Yani devam edeceğiz. Gurbetçinin yanındayız diyor. Bununla ilgili video yaptım. Yani nasıl yanındasınız diye sorusunu sordum. Sizler için sordum. Niye? Otomatik bilgi paylaşımında 2019 ve 20 verileri paylaşılmıştır. Ve bunun neticesinde gurbetinin yüzde sekseninin üzerindeki bir kesimi zor durumda bırakılmıştır. E ben de buradan neyi sordum? Bu nasıl yanında olmaktır diye. Önceki videom bu yöndeydi. Ve maalesef gurbetçi kaderine terk edilmiştir. Ama işte orada yurt dışı Türkler ve Ahbap Toplular Başkanlığı ve Kültür, Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yine ne yapıyor? Gurbetçiye yönelik e, programlar yapılıyor ama programlara çağrılanlar kim? STK temsilcileri şudur budur. Yani halk yine orada yoktur. Oradakiler de ne yapıyor? Cumhurbaşkanımız da zannediyor ki onlar çok güzel işlem, iyi, işler yapıyorlar. Her şey dört dörtlük yolda gidiyor. Bunun gitmediğini ne yaptım? Dünkü videomda size belirttim. Niye? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Yurtdışı ve Türkler Akraba Topukları Başkanlığı ne yapmıştı YTP? Kurbetçiye 3 Aralık 2020 tarihinde e, hem videolu hem de ondan önce de yazılı olarak e, açıklamalar yapıp otomatik bilgi paylaşımında Gelirdaşı Başkanlığı'nın 25 Ağustos 2020 tarihinde çıkarttığı rehberden yola çıkarak Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya'daki kurbetçilerin Türkiye'deki bankalardaki hesaplarındaki bilgilerin paylaşılmayacağı ama adresleri yurt dışında gözükenlerin e 2020 yılının verilerinin 2020 yılında 21 yılında paylaşılması durumu durumu var. Bu nedenle adreslerinizi güncelleyip Türkiye adresi yaparsanız bu paylaşımdan kurtulursunuz. Yine ne var? Bilgilendirme vardı. Onun videosu da bu videomun her zaman sonunda videolarımın sonuna koyuyorum belge olarak. Gurbetçi de ne yapıyor? Bunu milletvekilleri de söyledi, başka kişiler de söyledi. Gelir başkanların başkanlarının raporundan çıkan sonuç da buydu. Yani o bu bu 5 ülke için 54 ülke vardı orada. Ondan sonra 57'ye çıktı. Onların ikinci de 25 Ağustos 2020 tarihindeki rehberin sonraki yayınlanan rehberin sonraki ayda yani Eylül ayında paylaşılacak diye bildirim vardı. Yani onların yapacakları hiçbir şey yoktu. 2019 verileri paylaşacaktı onların. Ne oldu? Kurbetçiler gittiler. İşte işlem yaptılar. Hesaplarındaki işte adresleri Türkiye gösterdiler kurtulmak için elinden gelen yaptılar, gittiler, masraf yaptılar. Ama sonuçta ne oldu? 2019 verilerini Gelir İdaresi Başkanlığı paylaştı. 2020'yi de paylaştı. Şimdi bu arada işlem yapanlar ne oldu? Test köşe oldular. 2019 gözükmüyor. 2019 gözüküyor. 2020 gözükmüyor. Çünkü 2020 yılında işlem yaptığı için 2020'nin ne oldu? 2021'deki paylaşımda 2020 gözükmüyor. 2019'u verdiler. 2019 gözüküyor tabii. Ne oldu? Delir karartmadan çok daha zor durumda kaldılar. Kimi takip ettiler bunlar? Cumhurbaşkanımızın mesaj gönderdiği Avrupa'da organizasyon yapı, yapıyor. işte, kurbetçinin yanında olduğunu yani hükümetin yanında olması nasıl? Kurumları aracılığıyla onlar ne yapıyorlar? Hala da kurbetçinin yanında. Kurbetçiye ne demişler? Gel şöyle şöyle yap. Kurbetçinin ne olmuşlar? Güzel güzel çekmişler. Uçurumun içinden aşağı atmışlar. Çukura düşürmüşler arkadaşlar gurbetçi. Onları takip etmişler. Yanındalardı. Yanında gözüktüler. İşte dediğim gibi videosunu şunu bunu yaptılar. Ne oldu? Sonuçta gurbetçi uçuruma düştü. At atıldı uçurumdan aşağı. Ve ondan sonra da Cumhurbaşkanımız ne yapıyor? Mesaj gönderiyor. Diyor ki gurbetçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara diyor ki onlara da gurbetçiye söyleyin. Gurbetçi buna inanır mı? İnanmaz. Çünkü soruyu ben sordum. Çünkü artık Gurbetçi 60 yıllık tarihinde böyle bir tarihata uğramamıştır. Şimdi ne oluyor? Burada kurbetçi Gurbetçi arkadaşlar biz ben 30 senedir gurbetteyim. Gurbetçinin dertleriyle yani 90'da geldim. işte üniversitedeki o 5 senelik devamlı ne yaptık? Doktora çalışmamız nedeniyle pek dışarı çıkma dedik. 95'ten sonra dernekçilere takıldım dernekle bakalım ne yapıyor, ne diyorlar. Bir baktım yılda bir defa yemek düzenliyorlar. Dans sözlü işte büyük ölçücü davet ediyorlar. Şunu beraberte burada bir senede bir yemek başka bir şey yok ya da o da dans söz oynatacak toluk çocuğun yanında. Böyle denekçilik vardı. Sonradan bir baktım 1998'de bir organizasyona denek başkan oldum. Dans söz yoktu. yok. Halka inelim dedik. İşte hanımlar günü özellikle Milleti birbirine karıştıralım şunu ettik. En büyük düşmanımız kimdi? Büyük etçilik arkadaşlar. Büyük ölçücük devletin diplomatları en büyük niye istemiyor. Onlar sadece seni öyle şöyle diyor. Denek başkanı gelin, sizi resepsiyona davet edeyim diyor. Her resepsiyona davet edeyim diyor. Sen ben diyor. E, Sakın diyor, ben yanlış malışa da kimseye de söylemeyin. Böyle yuvarlasın gitsin. Ben vatandaş elçilikten kovuluyor, konsolosluktan kovuluyor. E ne yapacaksın onu? Onu dediğini kim anlatacak? E Ben orada kafası bozulmuş. Ona hakaret ediyor. Ne oldu arkadaşlar? O arada 1998 yılında Finlandiya Haziran ayında şimdiki Cumhurbaşkanımız o zaman Türk İstanbul Belediye Başkanıydı. Gez gelmiş rastladık. iki gün gezdirdim onu. Durumları anlattım. İnşallah dedi biz iktidara gelince dedi düzeltiriz. O zaman ki hiç iktidara gelme şansları da yoktu. 3-4 ay sonra görevden aldıran olabiliyoruz. Ama Allah ondan sonra nasip etti. İktidara geldiler. Arkadaşlar 2002 yılında bugün 3 Kasım onun da yıl dönümü. Arkadaşlar sonuçta ben size bir şey söyleyeyim fazla bir şey değişmedi. Ha kendisi ne yaptı? Ya dedi işte yurtdışı Türkler Akraba toplar Başkanlığı onu kurayım dedi. UETD'yi kurayım dedi. Yani Kurbetçi bir şeyler etsin. eee işte onların dertlerini bize birebir etsin. Onların arasından milletvekilleri seçti. Ama sonuçta sadece protokole yine ne yaptık? Boğulduk arkadaşlar. Şimdi geliyor buraya bakıyorsunuz. Bir, ben şimdi milletvekili birini yakalasam halkın arasına getiririm, restorantına getiririm. İşte birkaç kişi bağır, söylerim gelin burada işte ne yapalım konuşalım, top, dertlerinizi anlatın. Ve 1998 yılında İstanbul Belediye Başkanı ol, e Recep Tayyip Erdoğan. Onu yine halkı çağırmıştım, halkla buluşturduydum. Evet, bunlarla ilgili sonradan size video da yaparım. Ne yapıyor? bir belediye başkanı gelmiş. Gelsin görsün, dertlerini anlatsın. Milletvekilini anlatsın. işte bakan gelirse bakan anlatsın. Ne oldu? Yok. Ya bu aralarda Fethullahçılar işte e iktidarı tamamıyla neredeyse ele geçireceklerdi. Belli bir süre sonra da ne oldu? Gelenler sadece nereye gidiyorlar? E i̇şte Fethullahçıların güya eğitim merkezi varmış. Şurası varmış, burası varmış. O adam hiçbir şey yok. Yani illa milleti oraya gidiyor. Arkadaşlar Ranza'da yatan bakanı da biliyorum AK Partili. Burada. Gidip Fethullahçıların orada. Ranzada yatıyor. Beş Yıldızlı Otel'de yere ayrılmış. orada gidiyor. Ranzada yatıyor. Niye? Vatandaş oraya gelsin diye. Mr. Babacan. Yani diyelim Türkiye'de 10 tane Nobel'i gelse Türkiye'nin ekonomisine bir şey yapamazmış ama kendisi yaparmış arkadaş. Artık on Nobel'liğe bedel al Babacan diyelim. O da geldiği zaman ne yapıyor? Gene aynı gruplan fotoğraf çektiriyorlar. Finlandiya Cumhurbaşkanı'na diyor ki bunlar çok iyidirler. Bunlara sahip çıkın diyor. Diğer taraftan da bakan Ranzada yatıyor. Başka şeyler de var. Onlar da ne yapıyorlar? Onlar da kendileri yaklaştırtmadılar. Büyük elçilikler de ondan sonra onlarla takıldı. Ama normal halka kimse yok. Bakandan fotoğraf mı çektireceksin veya bakana yaklaşacak mısın? O devirde ne oldu? Onlara yaklaşmak zorundaydı. Şimdi sonradan işte bu 15 Temmuz'dan sonra da ne oldu? Arkadaşlar yine eski tas, eski hamam yine geri döndü. Elçilikler e, diyelim diplomatlar artık uzak. Onlar da gelenleri öyle göstermeye kimseye göstermede ne yapıyorlar? Geri gönderiyorlar. UET'de denen örgüt zaten milletvekili gezdirme diyelim ona ben derneği. Yani havalanan alın bıraksın Onun işte keyfine göre gezdirsin. Ama halkla getirip buluş, buluşturan var mı? Pek yok. İşte YTP orada ne yapıyor? Almanya'da e, ve e, Turizm ve Kültür Bakanlığı toplantıya. Bakın oraya hep şeydir. Resepsiyonistler oradadır. Halka inmek yok arkadaşlar. Bir de şu var. Benim deneyimim var denek Ben biliyorsunuz siyasal alanda da aktifim. Yani milletvekili iki kez adayım var. Avrupa Parlamentosu milletvekili adaylığım var. İşte belediye meclisi adaylığım var. Burada aday ol verildiği için bizim daha şansımız yavaş yavaş artıyor ama belediyede komisyonlarda kurundum, bulundum. Partimin iş adamları derneğinde görev aldım yönetim kurulunda. Her şeyi gördüm, ettim. Yani bizde en büyük eksiklik ne? Değnekçiliği, değnekle uğraşanlar bilmiyorlar. Önce değnekçilik eğitimi vermemiz lazım. En büyük eksiğimiz bu. E, milletvekili de bilmiyor. Adam buradan işte hiçbir şey yapayım diyor. Bir gözüne girerim belki. Oradan patlayınca milletvekili oldu. Oldu. Zafer Sırakaya milletvekili oldu. Ne oldu? Mecliste gitti. Gurbettin'in bu otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili ne yaptı? Yalan söyledi mecliste. Ne diyor? gurbetçi bilgilendirdik diyor. Ya 2011 yılında bu ne yapmış? Çıkmış, imzalanmış bu Ali Babacan ve Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda ekonomi ekibi tarafından. 2017'de ne olmuş? Sonraki son aşamada imza atmışlar. O zaman Mehmet Şimşek gene başbakan yardımcısı. Meclisten işte geçiriyorsun. Ondan sonra da 2019 yılının sonunda tüm başkanla onaylatıyorsun. Ve bu aralarda hiç kimse ne yapıyor? Bilgilendirme yapmıyor. Mustafa Yeneroğlu'la ilgili ayrı video yaptım biliyorsunuz. Onu seyredebilirsiniz. Hiçbir şey yok. Hepsini biliyorlar ama halka inmek yok. İnemiyor halka. Niye? Bilmiyor. Dernekçiliği bilmiyorlar. Halkla kucaklaşmayı bilmiyorlar. En büyük eksiğimiz ne? Bu. Kurbetçin her zaman yalnız. Ben Almanya'da kitabım, Almanca kitabım da var bu arada benim bir şeyde. Dört dilde yayınlanmış İslam'la ilgili kitabım var. Almancasıyla ile ilgili. Almanya'nın her yerini dolaştım. Sadece Hamburg hariç. Bir şey görüyorum. Deneklerle ilgili denekçilik yok. Diyanet Derneği'nde diyorum ya 50 kişi üye var. Niye fazla üye yapmıyorsunuz? Ya di fazla üye yaparsam diyor, başkanlık gider diyor. Protokol iftarlarını gördüm. hatta dediğim gibi önceki videomda yemek yok. Hayırsever yemek yardımı yapmış. Hoca gidiyor bir de bir Allahu Ekber diyor oradan şeyden nedir o kapıdan içeri kaçıyor yukarıda protokol yemeğini. İmam bile dahi Diyanet imamı. Öbürlerinde yok. Me, katılmadım ama milli görüşte kucaklaşma var. Onlar farklı. Ama devletin resmi olarak şey yaptıkları her şey protokole boğulmuş. Yani anladım sadece diyanete öne verelim diğer şeylerden. Ya devlet ne yapıyor bu arada en büyük diğer büyük hata ne? Mesela UETD yapıyorsun, YTP yapıyorsun. Ak parti sadece Ak partiye sempati duymayanlar orada yok. Olması lazım ya sen yüzde yüzünü kurbetçiye edeceksin. hepsini kucaklaman lazım. E, tüm başkanlığında ne yapıyorsun? STK temsilcileri geldiler iftar yemeği ver işte yemek yediler orada bu sene biliyorsunuz. Nisan ayında. Ama orada STK dediğin zaman STK'dan diğer karşıtlar yok. Onlar olsaydı belki otomatik bilgi paylaşımını Cumhurbaşkanı'na daha iyi anlatabilirlerdi. Öbürü ne yapıyor? Aman diyor bir bot kırmayalım, bir yanlış etmeyelim. Cumhurbaşkanımıza test soru sormayalım. Ne edeceksin? Ne edeceksin? Arkadaşlar böyle değnekçilik olmaz ki. Ben partimin ee... dediğim ya iş Adamlar D&D'nin yönetim kurulundaydım. Helsinki'de 8 kişiydik yönetim kurulu. Milletvekili'ni çağırıyoruz. Geliyor. Milletvekili bize konuşuyor. Bizim dediğimizi yapıyor. Gidiyor. Yani em, em, şey biziz nedir oluyoruz. Öbürü geliyor öyle tıkı tıkı ne bizim pro, program yapacak neyse ona uyuyor. Bize gayet saygılı şey diyor. Hiç böyle hava havada yok gelip gidiyor. Abi bizde öyle bir şey yok ki. Bizde bir milletvekili geldiği zaman yer yerinden oynuyor. Adam bir de hizmet bekliyor, saygı bekliyor. Şimdi çağır bir büyük Dedim önceki videomda ne yaptım size? Çin büyük dedim. Herkese dolaşıyor vatandaşlarını. işte kurbette, kurbettekilerini. Bizimkilerini getir. Adam sana şey değil. Gelirse bile yemek yerse bile işe senden hizmet bekliyor. Eee bir bile res Türk restoranına gitsin. Aa bu şu nasıl niye böyle değil? Bu denilir bir adam hizmet bekliyor senden. Yani köle gibi davranmayı bekliyor bir de. Arkadaşlar bunları kıramadık. Çünkü ben 30 yıllık hayatımda e, yani Cumhurbaşkanlığı da Türkiye'nin bütün kademesindekilerini Azerbaycan'dan valilerdir, diğer ülkelerdendir. Her iki, e, kesimden insanla muhatap oldum. Finlandiya'da da öyle. Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerine tut Avrupa Parlamentosu'nda başkanlık yapanlardı. Başkan yardımcısı. Hepsini gördüm. Ama bizde farklı bir şey var. Yurt dışına gelen e, şey yapmıyor. Yani orada kurbetçiye gideyim, faydalı olayım. Bir amacı uğrunda hareket edin. Geliyorlar. Yani nereden? E, alışveriş yapacak. İşte güzel yemek yiyecek. Ne O da bitti. İş adamları toplantılarına katılıyoruz. Allah gidiyoruz. Yani büyük eden büyük ülkeye gidiyorsun. 2-3 saat. Öncelikle yemek arkadaşlar. İşkembe kültürü ben buna diyorum. Avrupa bak, bakın yurt dışına gidenler. Ben konuyu aç konu konuyu açıyorum. Niye? Sizlere bilginiz olsun. Yani bunları bazılarınız görmüştür, bazılarınız da işte birilerine söyler. Ya Avrupalı el, gidiyor mesela turist olarak gitse bile bir geziyle eğitim gezisi şu bu. Elinde bir çikolata, bir su şişesi, bir de kamera not defteri. Yazıyor gördüğün. bizdeki geliyor. Aa nerede yemek yiyebilirim diyor. Ya gezdiyorsun. sırayı gezdirdim sana. Aa ayağım ağrıdı. Ayakkabım uygun değil. Şurası böyle. Evet yorulduk ettik geridi. Niye bizi gezdiriyorsun? Cık. Arkadaşım almış mesela Avrupa toplumuna şuradan buradan para. Geliyorlar hiç. Adamlar konferansa gelmişler. Uluslararası konferansta doktorlar ve diğer bilim adamları, iktisatçılar. Ya Arkadaşım gidiyor orada konferansa konferansta dinlemiyor. Posterini açmış, asmış oraya. Nasıl ben Esveç'in için e, aynı zamanda e, e, gidip gelirim. Yani orada gideyim bir bilimsel toplantıya faydalı olayım yok. Havalanda gidiyorum yola koyuyorum onları. Rektör yardımcısı bir tanesi. Şu kitapçık var. Konferans kitapçığı. Konferansta biliyorsun makaleler olur katılanlarınız bile bilimsel. Koç ya Yakup Bey dedi bu ağır oldu dedi. bunu dedi çöpe atarız. Allah'ım yarabbim. Ulan her şeyini çöpe at. Onu atma. Getir orada ver. Asistanların oradaki de bir şey okur orada. Bir şeye kabar orada. Tamam dedim ver. Ben çöpe atmadım. Eve getirdim. Arkadaşlara verdim. Sonradan Türkiye'ye gideceğim. Arkadaşlar. Şurada bir bilimsel gezi var. Şurada bir bilmem Avrupa toplu gezi var. Emekliliğine iki ay kalmış. Öğretmeni getirmişler gördü. Ulan o gördüğünü burada gidip Türkiye'de geri anlatmayacağım. Ama niye? Yolluk biriktirsin. Para biriktirsin. Projelerimiz, her şeylerimiz de böyle. Konu nereden? Gurbetçi nasıl? Gurbetçi hep yalnız bırakılmıştır. AK Parti dediğim gibi iki, bak bugün ne oluyor? 3 Kasım seçimi 2002'de seçimi kazanmış. Geldi. Bir şey değişiklik var mı? Yok. Ben bunu her zaman belirtirim. Bakın büyük etçilik, gidin. Sen ne yapacaksın? Türkiye'yi kim temsil ediyor dışarıda? İşte ticaret müşavirlikleri, turizm müşavirlikleri. işte büyük etçilikler. Şimdi bakın AK Parti'den önceki e, büyük resepsiyon listelerine AK Parti'den sonrakine bakın. Aynıdır. Öbürleri dönmüşlerdir. Yani ne yapıyor? Onları devamlı ne yapıyorlar? Çağırıyorlar. Niye? Onları çağırdıkları zaman da biraz okumuş da görüseler. Onlar ne yapsınlar? Büyük elçiliklerdeki bir yanlışı gördüğü zaman söylemesinler. Bir, milletvekili falan gelince de işte onlara gene buluşturuyorlar. Her şey dört dörtlük gülistanlık gidiyor. Normal halkı çağırsana. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilince, Cumhurbaşkanı olunca ne yaptım? İlk yaptığım şey ona bu resepsiyon olaylarında Halkı e, devletle buluşturmasını istedim. Ne yaptılar? Büyük etçiler, bu aralar biraz kontajen almışlar. Her sene belli kişileri gene biraz oradan katmaya çalışıyorlar. Ama eski tas, eski hamam devam ediyor. Bunu e, yeniden söylüyorum. İşte e, bir de şu var. E, burada mesela Finlandiya örneğini vereyim. 100 kişiye sorun arkadaşlar, 99'u büyük etin ismini bilmez. 100 kişi. Ama Yakup mas sorun. Hepsi bilir. Niye? Her derdi olan bizi arıyor. Sosyal medyanın da aktifiz. Allah rızası için onlara hizmet ediyoruz. Dertleri var. Ya senin büyük etçin ne olacak bu otomatik bilgi paylaşımında bizleri bilgilendirecekti. Ben hiç uğradım yok. Onlara çünkü biz kara listedeyiz. Anladınız mı? Yani onu söyleyeyim size. Onlara göre kara listedeyiz. Niye? Sahte belge yapmışlar. Elimizde belgeleri var. Bir yanlış olduğu zaman da devlete onların yanlışlarını ben her zaman bildiririm arkadaşlar 30 senedir. 1998'de Tayyip Erdoğan geldiği zaman denek başkanıydım. Zamanın büyük eşi bana diyor ki bunlar diyor yürümesini, kalkmasını bilmiyorlar diyor. Halk için diyor arkadaşlar. İkinci sınıf olarak bakıyor onlara. Ben de dedim ki yürümesini, kalkmasını bilmeyebilirler. Biz onu ben onlara öğretirim. Birini tercih etmemi istiyorsanız ben onların yanındayım. Çünkü onlar beni başkan seçtiler. Arkadaşlar hala bu sistem bu şekilde gidiyor. Birkaç tane büyük yetçi hariçtir bunda ama diğer çeşit gidiyor. Tamamıyla AK Parti iktidarında fazla bir şey olmamıştır. Şimdi gelelim AK Parti gurbetçinin yanında mı diyor. Otomatik bilgi paylaşımda kuyuya atıldınız. Diğeri ne var? Emeklilik. Türkiye'de emekli olan bir kişi çalışıyor rahat rahat. Emeklilikten sonra. Avrupa'da yaşayan bir kişi yok diyor sen diye çalışamazsın diyor. O kadar da parasını alıyor. Sen diye Türkiye'de çalış, bir yerde çalışırsan, bir yerden gelirin olursa işte şöyle şöyle biraz ufak tefek gene yapmışlar şu kadar çalışın diye son zamanlarda. O da şüpheli. Ya arkadaşım niye çalışmasın ki ya? Ben 2016 yılında 2015'in sonunda filan de arkadaşların belgelerini de doldurdum. Emeklilikle ilgili her şeyini yaptım. Kendim de belgemi doldurdum. Arkadaşlarım hepsi emekli oldu. Ben emekli olamadım. Paramı da yatırdım. Niye? Ben çalışıyorum. Ben yalan söyleyeyim? Şu anda benimki anayasa mahkemesi. Ya ben Türk vatandaşıyım, vatandaşıyım. Öbür adam emekli olmuş çalışıyor, çalışıyor. Ben de emekli olduğumda çalışabilirim, çalışabilirim. Şimdi 200 euro vereceksin, ben Finlandiya'da o 200 euro nasıl yaşayayım? Finlandiya devleti sonra ya nasıl yaşıyorsun bundan? Diyor. Sen hiçbir şey yapamazsın diyor. Ne oldu? Böyle şey olur mu? Hani yanındaydınız Sayın Cumhurbaşkanı Gubetçi'nin? Ya anayasal ihlal bul ya. Anayasayı ihlal ediyorsunuz. Ben de anayasa mahkemesine kadar gitti. yargı her tarafı gitti arkadaşlar. Herkes gerilerini geçti. Çünkü birinin verdiği karar öbürü değiştirmiyor fazla. Çünkü yani adalet biraz eksik iş, işliyor bu herifler bak. Niye? Çünkü devlet kendini korumaya çalışıyor. Anayasa kadar gittik. Ha, oradan ben istemem hiçbir zaman uluslararası bir şey. Anayasada bakalım ne çıkacak anayasa mahkemesi. Yanlış. Ne oldu AK Parti? 2000 Kasım seçiminde 2015'te Ahmet Davutoğlu bir kuş sütü hariç kurbetçiye sözler verdi. Ne oldu? 1000 euroya düşürdüler dövizli askerliği. Şimdi ne oldu? Fırlattılar onu. Emeklilik ne oldu? Bu bu şey hala da bir büyük sorun. Ondan sonra bu otomatik bilgi paylaşımında iyicene kuyuya atıldı vata, kurbetçi. Dediğim gibi en büyük eksiklik burada nedir? Kurbetçi zamanında bilgilendirmemişti. 2011 yılında ediyorsun. Ondan sonra 6 kez de varlık barışı çıkartıyorsun. Hala da varlık barışı devam ediyor. Önceki videoda detaylı anlattım. Yine de bu videomda da belgeler vardı. Varlık barışı bir taraftan getirip fiziki olarak parayı sınıra kadar diyorsun, Türk sınırına kadar ne vergi alırız ne de kaynağını sorarız diyorsun. Yatır bankaya adam yatırıyor bankaya Adresi yanlışlıkla kendi ülke yaşadığı ülkeye veriyorsa onu şimdi 2019 20 verilerini ne yapmışsın? Bankadaki hesaplarındaki paraları onun ülkesine Bilgini bildirmişsin yeşil vergi ayaklarına. Öbür taraftan ne yapıyorsun? Şey getir diyorsun getir o varlık barışında. Otomatik bilgi paylaşımında varlık barışı birbirine aykırı. Ondan sonra ne no diyorsun? Ne diyorsun? Beni kara listeninden önceki gri listeye aldılar. Kim almış? O listeye bağlı FATF denen kuruluş. Önceki videomda yine bununla ilgili bilgiler var. Daha öncekilerinde de var. Bu 235. videom otomatik bilgi paylaşım. Ne zamandan beri? 25 Ağustos 2020 tarihinde. Eylül'ün Eylül başından sonra, Eylül 2020'den sonra 14 ayda 235 video yaptım ki kurbetçi bilgilendirir Benim bu yaptığımı daha önceden YTP'nin yapsaydı, UET'den yapsaydı, ne olurdu? Gurbetçinin hepsi bilgilendirmiş, bilgilenmiş olurdu. 2017'de meclisten geçmiş de işte uygulama olacak diye duysalar iki buçuk sene daha ne var? Zamanları vardı. 2019, 2019 sonuna kadar. O sürede herkes ne yapardı? Tedbirini alırdı. Hükümette böyle büyük bir zor duruma değerlerim şey kalmazdı. Çünkü hükümetin şu anda biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız %60 kurbetçiden oy almış 2018'de. Yani %60, en yakın Muharrem İnce, üç buçuk milyona yakın oy var. Burada iyi bir organizasyondan AK Parti net 1 milyon fark atacağı bir seçmeni ne yaptı? Çukur'un içine attı. Ben bunun raporun Cumhurbaşkanlığı'na da yazdım, gönderdim. Bunu attı. Bundan sonra gurbetçi gider ona oy verir mi? Vermez. Zor verir. Ne yapıyor bunu gören? Kılıçdaroğlu da biliyorsunuz Meclis'teki 4 parti de buna oy birliğiyle 2017'de evet demiş. Ne oluyor? E, paylaşımlar bitiyor Eylülün sonunda. Alt e, 12 Ekim'de de ne yapıyor? E, Kılıçdaroğlu ne diyor? Mecliste ki konuşmasında kısa, sadece arkadaşlar bir dakika yakın. Otomatik bilgi paylaşımının adını da bilmiyor, kağıda bakıp okuyor. Diyor ki işte gurbetçiye yanlış yapılmış gibi şeyler diyor. Niye? E, cenaze olmuş. Artık cenazede ne var? havlu dağıtımı var. Helva yiyecek. Gurbetçi'den. Bunun helvasını yiyecek e, ve avlu alacak oradan. Kristal niye? Oy o için. İstesen onun konuşmasını bir vereyim mi? 7 milyonda yurt dışında çalışan vatandaşlarımız var. Yıllardır oradalar. Çalışıyorlar, alın teri döküyorlar. Kimisi işçiliği bıraktı, iş dünyasına geçti. Büyük şirketleri var. Çalışıyorlar, üretiyorlar. Bazen birikimlerini Türkiye'ye gönderiyorlar. Otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasını AK Partililer imzaladılar. Yani hükümet imzaladı. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimleri ilgili ülkelerdeki yani çalıştıkları veya bulundukları ülkelerdeki Maliye Bakanlıklarına bildirilecek. Bildirilmeye başlandı. Yakında bu 7 milyon yurttaşımızın büyük bir kısmı Fransa'nın, Almanya'nın İtalya'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın vergi daireleriyle muhatap olacak. Çoğu vergi vermediniz diye ayrıca ceza ile karşı karşıya kalacak. Evet. Partiler hepsi okey demiş buna. 2017'de mecliste İyi Parti yoktu. Arkadaş Almanya'dan İyi Parti'nin temsilcisine soruyor. O diyor merkeze sorayım diyor. Merkeze soruyorlar. İyi Parti'nin merkezinden gelen cevap otomatik bilgi paylaşımı. taraftar oldukları yönünde. Kılıçdaroğlu oldu bekliyor bekliyor. Paylaşım bittikten sonra ha, AK Parti böyle ha, sen de imza atmışsın onu. Hepiniz imza atmışsınız. Hiçbir sesiniz çıktı mı sizin? Hiçbir bilgilendirme yaptınız mı?" Yok. Utku Çakır Özel ne yapıyor? E, son dakikalarda biraz potaya giriyor. İşte hükümet şöyle, işte Maliye Bakanlığı şöyle böyle. Eee Meclisin karşısında Maliye Bakanlığı, eee Gelir Başkanlığı orada gidip oradan ne yapmıyor? Bilgi almıyor. Ma yazıyor bakana, bakan ona yazıyor. Üç, iki, buçuk, üç ay sonra ne yapıyor? Cevap alıyor. 3 ay sonra. Yakup Yılmaz Finlandiya'dan Türkiye'ye gidiyor. 14 Temmuz'da ne yapıyor? Paylaşıldığını resmi olarak size açıklıyor. Gayri resmi olarak ama cevabı aldım. Paylaşılmış. Almaya dahil birçok ülkenin 2019 verildi. O zamana kadar ne oluyor? Birileri gurbetçi yolmak için işte gelin işlem yapın şunu yaparız bunu yaparız yine. Yolmaya çalışıyor. Ben de ne yapıyorum? Ondan kurtulmaya çalışıyorum. Bunlar ne? Televizyonlar, işte internet sayfaları veya avukatlar gelin sizi kurtarırız amaçlarına. Bunların paraları kapmaya çalışıyorlar. Ve en acısı şudur. Bu televizyonların bazılarına da AK Parti'nin milletvekilleri de çıkıyor. Diğer milletvekilleri de çıkıyor. Adamlar dolandırıcı. Bunları da piyon olarak kullanıyorlar orada. Sonuçta ne oldu? Benim dediğime gelindi. Yapmayın dedim. Özellikle bu 2021'de herhangi bir şey yapmayın. Hiçbir faydası olmaz dedim. Oldu mu? Olmadı. Hazine ve Mali Bakanı ne oldu? 4 Mayıs'ta e, ne dedi? Biz dedi gurbetçi mağdur etmeyeceğiz, çalışma yapıyoruz. İşte şöyle böyle paylaşım yapmadık dedi. Üç hafta sonra Cumhurbaşkanlığı imzalıp paylaşım yaptılar. Ne oldu? Ters köşe yaptı. Niye? Çünkü Almanya'da Ziraat Bankası dedileri Türkiye'yi sıkıştırmışlar. Ziraat Bankası uygun işlemler yapmamış. Ondan sonra görüyoruz işte bu bu OECD bari kuruş işte gri listeye alıyor Ekim ayında Türkiye'yi. Avrupa topluluğu bakanlar ve milletvekilleri Şubat ayında işte Türkiye her zaman olduğu gibi işte paylaşım yaptığına 27 ülke işte seni gri listede, karar listeye alırız diye tehdit ediyor. Ama oradaki ne, her zaman videolarımda veriyorum. Oradakinin e, söyleyen ülkeler Avusturya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Bunlar da orada yazıyor. Doğu Akdeniz'deki o Türkiye'nin politi şey politikası nedeniyle, e, pe petrol ama petrolama şudur budur nedeniyle Türkiye düşmanlar. Yani siyasi Almanya Türkiye'yi karar listeye aldırtmıyor. Yine de aldırtmazdı. Yani bu arada ne yapıyorsun? Dünyada yeşil vergi ayaklarına gurbetçinin bilgilerini paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan. Yani bununla e, ondan sonra ne oluyor? Paylaşım 30 Eylül'ün sonunda 2019-20'nin çoğu bittikten sonra seni gene ne yapıyor? Gri liste bu alıyor. Varlık barışı olduğu sürece ne diyorum? Gri listeden kurtulamazsın. Ama bu bakan bunun farkında değil. Bir taraftan diyorsun yeşil vergi dünyaya, öbür taraftan sınırla kadar parayı getir diyorsun. Geri kalanı ben hallederim diyor. Bunu da nereden bakıyoruz? PDF olarak o varlık barışının e, rehberine bakın ve e, bunu da Cumhurbaşkanımıza okutun diyorum. Böyle bir rehber yazılmaz arkadaşlar. Resmen orada kara parayı getir ben geri kalanı hallederim diyorum. Onu da diyorsun dünyada kara paraya karşı uğraşıyoruz diyorsun. Bir taraftan otomatik bilgi paylaşımına gurbetçi kurban olarak ver. Kurbanın kabul olmadı. Biz de ne taktık taktık ona yeşil vergi. Ne oldu? Şeffaf olacaksın. Şeffaf Lütfü Paşa, Vezir Azam Gurbetçiyi mahvetti. Gelelim sonuza. Arkadaşlar kurbetçi her zaman yalnız bırakılmış. Gurbetçi adına doğru dürüst konuşan kurbetçi sauna kimse yok. Sadece birilerini koymuşlar oraya. O güya işi hallediyorlar. Halbuki halledilen bir şey yok arkadaşlar. Hayır. AK Parti'nin ne oldu? İktidara gelişinin 2020 2002'de 3 Kasım'da ne yap seçim kazanmıştı. Değişen hiçbir şey yok. Gurbeti hala daha yalnız ve yalnız bırakılmıştı Cumhurbaşkanı kendi açısından adımlar atmış. YTP'yi, UETD'yi kurmuş. Diğer konuda şey ediyor ama o sadece bürokrasiye boğulmuş. Onlar kendi aralarında dostlar alışverişinde görsün işi yapıyorlar. Hakla kucaklaşma yok. Bir de e, siyaset üstü olması lazım böyle kuruluşlara. Sadece AK Parti'ye değil CHP'si, MHP'si diğer partileri de ne yapması olması lazım temsilcileri de. Onların diyelim STK'ları da böyle yurt dışında hükümetin, devletin organizasyon e, organize satışı altında buluşmaları lazım. Burada da ayrımcılık var. AK Parti bunun cezasında ne oluyor? Kurbetçiyi bu hale düşünmekle çekiyor. Kurbetçinin. Şu anda ne kadar derseniz deyin. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz e, iyi niyetli olarak kendi içinde inandığı için diyor yanında olmaya devam edeceğiz. Ama bu yanında nasıl olmak oluyor? Nasıl yanında olmak? Çukura düşmüş, çukurda olamazsın sen. Çukurdan çıkarman lazım. Nasıl çıkacak? Çok zor. Çukura kurbetçi atılmış. Emeklilik de aynı. İşte diğer konularda verilen sözler hep ne yapıyor? Ge tutulmuyor. Ge verilen şeyler haklarda geri alınıyor. Kurbetçi yalnız, kurbetçi yalnız bırakılmış. Yıl bırakılmaya devam ediyor. Ben dediğim gibi, Avrupa'daki konuları biliyorum. Burada Finlandiya'da biliyorum. Gezdim, ettim, araştırdım ve inşallah bu konuda da bir kitap yazacağım devlet nerede hata yapıyor? Gurbet ufak tefek hatalarım var mı? Var. Ee, ama öncelikle gurbetçiye ne yapmayı öğretmemiz lazım? Organize olmayı, STK yani bu dernekçiliği nasıl yapacaklar? Bunu bilmeleri lazım. Yani dernekçilik, Aa, şurada bir dernek var, başkan olayım, başkan yardımcısı, ömür boyu orada durayım. İlk gelen giren bir milletvekiline fotoğraf çektir. Eee? alttaki vatandaşına ne veriyorsun? Hiçbir şey. Ama ben bunu Finlandiya'da yaptım. Şu anda derdi olan ne yapıyor? Beni arıyor. Ben bilgilendirme yapıyorum sosyal medyada. Şu şu şudur. Oturma izninde şuna dikkat edin. Veyahut yeni bir şey çıktı şu kanun çıktı. Türkiye hepsini ne yapıyorsun? Onlara ne yap sosyal medya çok kolay. Veriyorsun. Ondan sonra adam ne yapıyor? Derdi düştüğü zaman arıyor, yazıyor. Ama arkadaşlar ben Allah, Allah rızası için yapıyorum ama belli bir yere kadar çok zorlanıyorum. E bunu yapacak birilerinin olması lazım. Her ülkede bir iki tane bir kişi olsun ya. iki kişi, üç kişi olsun, bir sekreter olsun. Sorular gelsin, soruları cevaplayın. Otomatik olarak da orada bankan olsun. Ben ne yapıyorum? Bazı şeyleri videosunu yaptım. Videonun linkini gönderiyorum. Zor bir iş değil ki bu. Finlandiya'da kaç, 14 bin civarında yurt, e, bizim insanımız vardır. Hani Finlilerden çocuklar, mocuklardır. Yani normal resmi rakamı kimse bilmez. Finlerden olan çocukları da saymıyorlar. Fin vatandaşı olanları da saymıyorlar. Ama benim tahminim 14 bin civarında. Bizim ne var? 16 bine yakın üyemiz var. Biraz yurt dışından olmasına rağmen Finlandiya'da her eve ulaşmışız. Şu sosyal medya ortamında ne yaparsın? U ulaşırsın ama iyi organize olman lazım. biz bizimkiler ne yapıyorlar? Milyonlarca euro hükümet da aktarıyor böyle kuruşlara. Arkadaşlar boşu boşuna, hepsi boşu boşuna. Hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yok. Gurbetçi yalnız gurbetçiye sadece birileri aralarda ne yapıyorlar? ...işte birileri milletvekili takılıyor. Birileri şu takılıyor, bu takılıyor. Sonuç veya denek başkanı şudur. Resepsiyonlarda devam. Dediğim gibi 100 kişiye sorun. 99'u Finlandiya'da büyük elçinin adını bilmez. 14 bin yıl yurttaşın var. Diğer ülkede de gelirden Bilmiyorlar arkadaşlar. Çünkü geliyor gidiyorlar. E, amaçları ne? Hiç bana bir, bir şey gelmesin buradan gideyim. Ya halka ineyim bunun derdi nedir? Bunlar şey yok. Geliyor bir de bazen ne oluyor? Hakaret ediyordu vatandaşa. Dediğim gibi sahte liste yapıp buradan bazı çoğu kişi de mağdur etmişler. Benim elimde de belgeler var. E ne oldu? Mağdur edilen kişiyi ne yaptı? Cumhurbaşkanımız Sudan'a büyük eçi yaptı arkadaşlar. Adam yalan belge yaptı. yalan yapmış, şey etmiş. AK Parti'de ne yapıyorsun? Böyle şeyleri gördüğün zaman diyorsun ki senden bir şey olmadı. Bundan sonra olur mu? Onu bilmiyoruz. Kurbetçinin yanında mısınız? yanında gözüküyorsunuz. Çukur'da gurbetçi. Otomatik bilgi paylaşımı gurbetçinin 60 yıllık tarihinde ne oldu? milat oldu. Emeklilik konusu. E niye eşit değil ki Türkiye'deki bir kişi emekli olup ondan sonra çalışıyorsa gurbetçi çalışmasın? Yani bu anayasaya anayasa akır ya. Eşitlik. Yok. Yok. Arkadaşlar yok. Gurbetçinin döviz derslerini düşürdün. Çıkarttın gene. Gurbetçi eski kişinin zengin değil ki Almanya'daki. Şu anda zaten bu otomatik bilgi paylaşımından soru ne olacak? 50 yaş üstünden çoğu yaşadığı ülkelerden Türkiye'ye göç etmek zorunda kalacak. Çünkü on binlerce, yüz binlerce euro ceza e gelecek. İş adamı dediğim fazla iş adamı da kalmayacak. Öyle bir yapmışsın ki 2019'da 20'yi arkaya kara paylaştın. Yani iyice ne? ne yaptın onları? Yaktın. Cumhurbaşkanı bunun farkında mı böyle şeylerin? Bence doğru dürüst onu anlatan kimse yok. Neden anlıyor bunu? STK temsilcilerinde o Ramazan bayramındaki iftardan. Orada birileri bir şeyler otomatik bir tam bilmiyor konuyu. Açıyor. O da Rütbe Elvan'ı çağırıyor. Hazine ve Maliye Bakanı. Onları anlatmaya çalışıyor. Oradakiler de bir 12 Eylül lafının puyu duyuyorlar. O kadar. Kenan Evren hatırlıyorlar. Eğer doğru dürüst birisi açıklasaydı bu 2021 verileri 2022'de sadece paylaşılsaydı ne olacaktı? Kurbetçi zor durumda kalmayacaktı. 2019 20 paylaşmayacaktın. 2021'i çalıp o da gelip Türkiye'de ne yap? Adres güncellemek isteyenleri güncelleyecekti. Sen de ne yapalım kurtaracaktın hükümet olarak. Elinden geleni yapmış olmuş olacaktın. Gurbetçi de bu kadar mağdur olmayacaktı. Ne diyorsun? Paylaşmayacağım diyorsun 2019'u 5 ülkenin Almanya dahil. Onları da paylaşınca ne oluyor? Onlar da iyicene zor durumda kalıyor. Bu Gelir Açı Başkanlığı rehberinde yazıyor mu? Yazıyor. Paylaşmayacağız onları. Ne diyor Gelirler Başkanlığı bir senenin önceki verileri paylaşacak. Yani 2020'de, 21'de, 21'de 20'yi 20 vermen lazım. Bunlar 2019'da verdiler. Gelirler Başkanlığı raporunda yazıyor ki emekli aylıkları dahil değil. Sonradan Gelirler Başkan Vekili İdris Şahin ne yapıyor? İdris Şenyurt e, ne yapıyor? Meclis'teki e, bütçe ve plan komisyonu toplantısında verdiği cevapta onlar da paylaştık diyor. Acaba paylaşmışlar mı? Bak paylaşmayacağım diyorsun, paylaşıyorsun. Bir sene öncesini veririm diyor. iki sene öncesini veriyorsun diyor. Almanya'da 5 beş ülkeyi vermeyeceğim diyor. Veriyorsun diyor. Sun. Ve ne yapıyorsun? Bunu da e, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nda yurt dışı -Türk Türkler ve Akrabat -Türk Okulu Başkanlığı diyor ki böyle böyle diyor. Paylaşılmayacak adresiniz, güncelliyiniz. yanından yanınız gurbetçinin yanında onlar gözüküyor. Gurbetçiye diyor getiriyor çukurun içine. Geri dersi başkanlığı ve hazine valiye bakanlığına gurbetçiyi atıyorlar. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Gurbetçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben de ne dedim? Nasıl yani? Kurbetçinin yanında hiç kimse doğru dürüst şu ana kadar olmadı. Kurbetçi de bundan sonra bu milat oldu. Bundan sonra kendi başının çaresine de bakması lazım. Türkiye'den artık bundan sonra da fazla bir ümidi yok. Kendi ülkeni öğreneceksin. Oradaki sistemle ne yapacaksın? E, manevi olarak Türkiye'den olursa bir şey ama diğer bakımdan Türkiye'den fazla bir şey beklemeyecekler organize olmaları lazım kendi ülkelerinde. Ben bunu ne yapıyorum? Finlandiya'da kanunların kitabını, her şeyini ne yapmaya, Öğretmeye çalışıyorum. Elimden geldiği ölçüde bilgilerimi aktarıyorum. Finlandiya'daki gurbetçiler nedirler? Çoğu ülkelere göre daha fazla bulundukları ülkeler hakkında da bilgi sahibidirler. Ama dediğim gibi tek başına bu kadar yapıyorsun ama orada milyonlarca euro şey gidiyor. Kuruluş, kurulmuş, yük düşük, Türkler ve akraba topluluklarının başkanlığına bir bakın bir bina. Yani bazı bakanlıklarda öyle bilen yok. Boş arkadaş. Boş. Organize. Oradan değil Avrupa üzerinden öyle yapasın yapacaktın. Ama bir ülkede o bulunduğun ülkenin siyasi işlerinde karışmayacaksın. O vatandaşı bilgilendireceksin. Hem Türkiye hem yaşadığı ülkede nasıl ne yapması lazım yol göstereceksin. Ne yapıyoruz? Gençlere ne diyoruz? Gelin diyoruz aday olun. Belediyeleri önce adaylı olsun belediye meclislerine sonradan ya milletvekili olursun başka yerlere olursun. Siyasetle içine girin ama siyaseti de Türkiye'ye bağlı değil. Kendi ülke yaşadığın ülkede yapacaksın. Herhangi bir dernek, dernek yurt dışında bir ülke elden herhangi bir yardım alıyorsa veya onunla bir manevi bağ veya maddi bağ varsa maddi bağ özellikle ki bu UETD, YTP'nin işte organizasyonları öyle yurt dışında arkadaşlar bulunduğunuz ülkeler onları dinlemez. Kale almaz. Sivil toplum örgütü olması lazım. AK Parti devrinde maalesef, şunu sayın Cumhurbaşkanım, sivil toplum örgütü sadece kağıt üzerinde hep ne olur? Bizim tarafımız olsun. Bizim tarafımız olsun. Ne oldu? Öbürleri ne yapacak? Yani CHP'li seçmen, diğer seçmenler e, siz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Veya Türkiye Cumhuriyeti'ne bağları var olan gurbetçiler değil mi? Onları da düşünmemiz lazım. Onları da kucaklamamız lazım. Evet, gurbetçi 60 yıldır yalnız olmaya devam ediyor gurbette. Hep yalnız bırakılmıştır. Yine de bırakılmış. Evet. Hepinize ne yapıyorum? Helsinki'den selamlar diyorum. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazın veya bana mesaj atabilirsiniz. Konudan konu açılıyor. 235. videom bu. Sadece otomatik bilgi paylaşımı diğer konularda da videolarım var. Yapmaya da devam edeceğim. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. 5 soruda finansal bilgilerin otomatik paylaşımı yerleşik olan kişilerin hesap bilgilerini, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeyle karşılıklılık temelinde her yıl otomatik olarak paylaşacaktır. Türkiye'deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgilerinden, hesap sahibinin isim ve adresinden yerleşik olduğu ülkedeki vergi kimlik numarasına, bakiyesinden hesaba ödenen yıllık toplam bürüt gelirine kadar tüm bilgiler, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeye aktarılır. Otomatik bilgi paylaşımı gayrimenkul ya da emekli maaşı gibi bilgileri kapsamaz. 2. Neden otomatik bilgi paylaşımı yapılmaktadır? Uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı amacıyla yapılan bu bilgi paylaşımı tek taraflı bir süreç değildir. Paylaşımda bulunmayan taraf ülkelere, kara listeye alınma ve uluslararası finans sisteminden izole edilme gibi yaptırımlar öngörülür. 3. Hangi ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı yapılacaktır? Türkiye 2020 yılında toplam 54 ile paylaşımda bulunacak. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan oluşan 5 AB ülkesiyle teknik altyapı oluşturulamadığı için 2020 yılında paylaşım yapılmayacaktır. Paylaşım yapılan ülke listeleri her yıl yenilenmektedir. 4. Otomatik bilgi paylaşımı nasıl yapılacaktır? Otomatik bilgi paylaşımındaki bilgiler paylaşım yılından önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar olan kayıtları içerecektir. 5. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda hesap sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Yurt dışında yerleşik kişilere ait finansal hesapların başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik bilgi paylaşım dışında bırakılması mümkün değildir. Aksine, vaatlerde bulunan kişi ve şirketlere itibar edilmemelidir. Kendisi fiilen Türkiye'de ikamet etmekte olmasına rağmen banka kayıtlarında yerleşim yeri yurt dışı görünen kişilerin de adres bilgilerini düzeltmeleri gerekir. Finansal hesap bilgilerinin vergi konularında karşılıklı olarak otomatik paylaşım standardı bilgilendirme rehberinden derlenmiştir.